Herkese selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Neden dijital oyun tasarımı bölümünü seçtiğimden ve de ilk yılda neler yaptığımdan bahsedeceğim arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle tekrardan merhaba diyorum. Şu anda Karadeniz'deyim arkadaşlar. 3 günlük bir tatile geldim. Anneannemgil'i de ziyaret ediyorum aynı esnada. Ve güzel güzel geçiriyorum günlerimi. Buradan da çok güzel bir vlog çektik, biliyorsunuz ki. Siz onu izlediniz biliyorum. Hatta beğeni tuşuna bastınız bile arkadaşlar. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle arkadaşlar, neden dijital oyun tasarımını seçtim? Üniversite sonuçlarım açıklanmıştı ve de kendime uygun bir bölüm arayışındaydım. Sağdan soldan çok bölüm önerileri geldi. Şu bölümü oku, bu bölümü oku gibisinden. Sonra açtım Google Baba'yı ve Google'dan araştırmalarıma başlamıştım. Ne tercih edebilirdim? Kendime uygun ne olabilirdi? Okurken mutlu olabilmem lazımdı çünkü. Sonrasında birden dijital oyun tasarımına denk geldim. İlk defa böyle bir bölümden haberim oluyordu. Çünkü öncesinde herhangi bir bilgim yoktu. Ondan sonra araştırmalarıma devam ettim tabii o esnada. Sonra kuzenim geldi. İşte üniversitede böyle bir bölüm açıldığından haber verdi. Çünkü üniversitemizde geçen sene yeni bir bölüm olarak açılmıştı. Dijital oyun tasarımı bölümü. Şu anda ben ikinci sınıfa geçtim, biliyorsunuz ki. Sonra tamam dedim. Biraz daha araştırmalarıma devam ettim. Bilgiler edindim. Okulla ilgili bilgiler edindim. Ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı bölümünü seçtim arkadaşlar. Benim seçme serüvenim bu kadardı. Zaten hani biraz daha aklımdaki meslek de bu muydu diye sorarsanız bana, aslında yazılım mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği istiyordum. Ama maalesef ki puanım biraz yetersizdi. Ben de dijital oyun tasarımı bölümünden yana kullandığım tercih hakkımı. Pişman mıyım? Kesinlikle pişman değilim. Aslında var ya, bu bölüm gerçekten bana göreymiş. Yani oyunları seviyordum zaten. Oyun çok oynuyordum. Oyun incelemelerini izliyordum. İşte abilerimizi izliyorduk böyle, şimdi isim veremiyorum ama onlar oyun oynuyordu. Biz de hevesleniyorduk tabii ki çocuk olarak. O zamanlar daha çocuktuk. Sonra bir hevesle daha da onların içeriklerini izlemeye devam ettik. Oyunlara olan ilgimiz arttı. Sonra Steam hayatımıza girdi. Steam'den oyun almaya başladık ve bu oyun deryasına kapılıp gittik arkadaşlar. Evet, böyle oldu bütün süreç arkadaşlar. Yani eskiden beri gelen bir oyun merakım vardı. Böyle de bir bölümü öğrenmem, bilmem, bu bölümü tercih etmeme bir vesile oldu diyebilirim aslında. Şu anda pişman mıyım? Değilim. Çünkü oynadığım oyunların artık nasıl yapıldığını, nasıl hazırlandığını, yani işin içindeyim arkadaşlar. Öğreniyorum, öğrenmeye çabalıyorum diyebilirim sizler için. Birinci sınıf başladı. Dolu dolu derslerimizde devam ediyordum. Sonra dedim ki Yaşar dur. Sadece derslerle üniversite hayatına devam edemezsin. Biraz daha topluluklara katılman lazım, sosyalleşmen lazım. Çünkü ders bunlar beni geriye doğru çeker. Ondan dolayı hemen topluluklara başvurdum. Google topluluğunun yönetim ekibine başvurmuştum arkadaşlar ve sağ olsunlar beni de tercih etmişlerdi. Dönemin başından sonuna kadar Google topluluğumuzla birlikte dolu dolu etkinliklerimiz yaptık. O etkinlikler sayesinde çevremi genişlettim. Birçok yeni şeyler öğrendim. Çok iyi oldu gerçekten. Sizlere de tavsiye ederim. Üniversiteye başladığınız zaman topluluklara girin. Topluluklarda sosyalleşmeye çabalayın. İnanın bana, hiçbir artısı olmasa bile sadece sosyal anlamdaki artısı size yetecektir. Buna emin olun bakın. Altına imzamı bile atarım bu sözlerin. Bu kadar da emin konuşuyorum. Ondan sonra topluluklarla birlikte çevrem de genişlemeye başladı ve arkadaş ortamlarına girmeye başladım. Değişik değişik arkadaş ortamlarına. Hepsinin bana aşırı derecede artısı oldu. Çünkü hem sosyallik hem de derslerimle birlikte o üniversite hayatımı dolu dolu geçirebiliyordum. Sadece monoton bir bakış açısına, monoton bir hayata sahip değildim. Her gün farklı şeyler görüyordum, farklı şeyler öğreniyordum. Ondan sonra üniversitemizin arkadaşlar geleneksel Altın Baklava Film Festivali vardı. Altın Baklava Film Festivali'nde mihmandarlık yaptım. Özge Törer'e mihmandarlık yaptım arkadaşlar. Ve de gerçekten çok iyiydi. Ne konuda iyiydi? İlk defa bir ünlüyle gün içinde beraberdim. Yani ona rehberlik yapıyordum, mihmandarlık yapıyordum. Hani ister istemez şey oluyorsunuz. Hani bildiğiniz bir dizinin oyuncusu, ilk defa bir ünlüyle mihmandar olduğunuz için rehberlik yapıyorsunuz. Yani sürekli bir iletişim halindesiniz. Bu da size çok güzel bir anı olarak kalıyor. İnanılmaz derecede. Ondan sonra arkadaşlar o geldi. Hepimiz birden hazır ola geçtik. Kim geldi biliyor musunuz? Süleyman Çakır geldi arkadaşlar. Hepinizin deyimiyle.
Gerçek adını söylemiyorsunuz bile. Oktay Kaynarca geldi arkadaşlar. Evet, Oktay Kaynarca geldi arkadaşlar. Sadece şu yan profilden yüzünü gördüm. İnanılmaz derecede karizmatik birisi gerçekten. Hiç abartmıyorum. Gerçekten bunu söylüyorum sizlere. İnanılmaz ya. Yani o deneyime sahip olmak, mihmandarlık yaşayabilmem, mihmandar olabilmem çok iyiydi. Tabii ki Oktay Kaynarca'ya başka bir arkadaşımız mihmandarlık yapıyordu ama tabii ki ben de fotoğraf çekinebilme şansına sahip oldum. Sağ olsun gerçekten bizi kırmadı, fotoğraf çekindi. Ben Özge Törer'e mihmandarlık yapmıştım. Sağ olsun çok iyi sohbet ettik, güldük, eğlendik. Mihmandarlık bana hayran olduğum insanlarla yakından diyalog kurma fırsatı sundu. Güzel anılar biriktirdim arkadaşlar bu sayede. Benim için güzel bir anı olarak kaldı mesela. Ondan sonra arkadaşlar üniversitenin birinci dönemini bitirdim. İkinci dönemine geçtim. YouTube için, Spotify için bir podcast yayını düşündük bölüm başkanımızla birlikte. Ve ilk 4 bölümü şu anda bizim fakültenin kanalında yayında arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız sizden rica ediyorum. O videolarıma da girin. Like'ınızı, yorumunuzu esirgemeyin arkadaşlarım. Desteğiniz benim için önemli çünkü. O podcastleri çekmek de bana şu anlamda bir artı kattı arkadaşlar. Podcast hazırlamayı öğrendim doğru bir şekilde. Radyoda deneyim sahibi oldum. Radyoda çekimler yaptık podcast için. Aşırı derecede detaylı araştırmalar yaptım. YouTube'u taradım, Spotify'ı taradım. Bütün podcastleri dinledim, videoları dinledim. Dijital oyun tasarımıyla ilgili deneyim sahibi oldum yani. Bir de baktım YouTube'da içerik yok. Yani en son 2 yıl önce çekmişler, 4 yıl önce çekmişler. Ey kardeşlerim, bizimki bölüm değil mi? Neden video çekmiyorsunuz? Neden ciddiye almıyorsunuz? Ben de buna dayanamadım. Hemen bir YouTube kanalı açtım. Videolarımı çekmeye başladım arkadaşlar. 3-4 tane videomu gördünüz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Çünkü ben dijital oyun tasarımı öğrencisi olarak bu videoları çekmek için çok çabalıyorum. Ve bu videoları çekmeye de devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü bu videolar bizleri geliştirecek. Birbirimizi daha iyi tanımamızı, daha iyi bölümümüzü tanıtmayı amaçlıyorum arkadaşlar. Hedefliyorum daha doğrusu diyebilirim sizler için. Güzel bir şekilde game jamlerimiz oldu. İlk dönemde de game jam olmuştu. İlk dönemdeki game jamde yarışmacı olarak katılmıştım ve iyi bir derece elde etmiştim. Game jamlerde önemli olan arkadaşlar sizin birinci olmanız ya da sonuncu olmanız maalesef ki değildir. Önemli olan şudur. Deneyim sahibi olmaktır. O 48 saatlik zaman diliminde siz oyunu nasıl yapacaksınız? Eğer baştan siz o fikri koyamazsanız, ortalarda değiştirirseniz bütün zamanınız, düşünsenize, o kadar zamanınız çöpe gitmiş olacak ve baştan başlayacaksınız. İnanılmaz bir zaman kaybı olacak bu arkadaşlar. Ve Game Jam'de maalesef ki istediğiniz derece elde edemeyeceksiniz. Ama Game Jam bize şunu öğretiyor arkadaşlar. Zaman yönetimi. 48 saat içindeki o zaman yönetimi ne kadar önemli. Ne kadar önemli. Ondan sonra ekip çalışmasını, ekip ruhunu, moral, motivasyonu. İnanılmaz derecede kendimizi motive etmek zorundaydık. Çünkü 48 saatin içinde bir oyun çıkartmak istiyorduk ve bunun içinde çabalıyorduk. Yatmadık bile ya. Doğru dürüst yatmadık bile. Çabaladık. Ondan sonra da dediğim gibi oyunumuzu çıkarttık. Evet, birinci olamadık ama bize büyük bir deneyim kattı arkadaşlar. İkinci Game Jam'de de moderatör olmuştum. Google topluluğunda da moderatörlük yapmıştım. Bazı eğitimlerde, Java eğitimi gibi eğitimlerde moderatör olmuştum. Burada da moderatör olmak, bir Game Jam'de moderatör olmak da bana çok şey kattı. Zaten yarışmacılarımız da birbirinden tatlıydı. Sağ olsunlar. Hepsiyle güzel bir şekilde eğlendik, öğrendik. Game Jam'imizi bitirdik arkadaşlar. Moderatör olarak da bu Game Jam'de bulunmam bana zaman yönetimi, ekip çalışmasını, moderatörler arasındaki ekip çalışmasını, sponsorluk olaylarını, sonrasında yarışmacılar arasındaki diyalogları, yarışmacıların kendi arasındaki diyalogları, dışarıdan çünkü orada bir bakış açısına sahip oluyorsunuz siz. Sonrasında bir sürü de emek var tabii ki bu işin içinde anlatamadığım ve bunların hepsini de bana öğretti arkadaşlar. Sağ olsunlar. İşte bana bunları kattı arkadaşlar. Ondan sonra son Game Jam'de bittikten sonra dediğim gibi okulumda yavaş yavaş sonuna geliyorduk zaten. Ve Google'la birlikte etkinliklerime devam ettim. Derslerime devam ettim. Arkadaşlarımla dışarıda takıldık, işte gezdik, eğlendik güzel bir şekilde. Ama birinci sınıfta bana ne öğrendin diye, neler kazandın diye sorarsanız arkadaşlar, neler kazandım biliyor musunuz? Çok iyi dostluklar kazandım. Buradan onlar kendilerini biliyorlar. Sizleri çok seviyorum. Öpücüklerimi bile gönderiyorum arkadaşlarım benim, canlarım. Gerçekten biz birbirimize yeteriz dostlarım benim. Ondan sonra birçok arkadaşlıklar edindim. Çevre anlamında gerçekten bir sıkıntım kalmadı. Yani kendi fakültem olsun, okul anlamında da artık birçoğunu tanır hale geldim. Birçoğu da beni tanır. Birlikte güzel etkinliklerde bulunmak, güzel anılar biriktirmek beni ziyadesiyle çok mutlu etti arkadaşlar. Bakın, ziyadesiyle kelimesini kullanıyorum. Önemli.
Güzel bir şekilde bitirdim birinci yılı. Şu anda ikinci sınıfa geçtim. Okulun açılmasına bir 20-25 gün civarı falan kaldı. İkinci dönemim de başlayacak. İkinci dönemden beklentilerim YouTube'da daha büyük bir aileye sahip olmak, daha da büyümemiz, daha da birbirimize destek vermemiz olacak arkadaşlar. Bu gibi sizlere oyun motorlarını anlatacağım. Birlikte güzel bir şekilde irdeleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir şekilde öğreneceğiz. Kendi üniversite sürecimi anlatacağım sizlere. Birlikte üniversite sürecimi bitireceğiz. Üniversite sonrasındaki hayatımda da zaten birlikte olacağız arkadaşlar. Güzel bir şekilde hem vloglarım olacak hem öğretici içeriklerim olacak. Bu şekilde dijital oyun tasarımı öğrencisi olarak sizlere YouTube'da güzel içerikler sunmak istiyorum arkadaşlarım. Bildiğiniz üzere dediğim gibi bu işlerde öncelikli olarak niyet önemli. Benim niyetim inanın bana çok halis. Nasıl halis? Benim şu andaki beklentim dijital oyun tasarımı bölümünü güzel bir şekilde anlatmak. Dijital oyun tasarımı bölümünün bir temsilcisi olabilmek arkadaşlar. Bölümümü tanıtmak istiyorum. Sizlere bu bölümü sevdirmek istiyorum. Ama dediğim gibi sevdirirken de öğretmek istiyorum. Benim için en değerli olan şey budur. Bu şekilde dostlarım benim. Dediğim gibi desteğiniz benim için çok önemli arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, 12.000 kişilik büyük bir aileyiz. Biliyorum bir format değişikliğine gittik. Format değişikliğinden dolayı da tabii ki biraz reaksiyon veriyorsunuz. Doğal olarak en büyük hakkınız. Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere dostlarım. Bye bye.